Bu videomuzda harflerin cezimli ve şeddeli hallerini seslendireceğiz. Hem de daha önce öğrendiğimiz şekilde kalem tekniğimizi de bunların üzerinde uygulayacağız inşallah. Harflerin cezimli ve şeddeli hallerinde dikkat edeceğimiz şöyle bir püf nokta var. İnce harflerden kalın harflere geçerken, yani ince harfleri kalın harflere tuttururken mutlaka ve mutlaka birinci harfin inceliğini kalın harfe transfer etmememiz gerekiyor. Mesela ne gibi? Elifi sine vurduğumuzda iki harfte ince olduğunda es, is, ıs bunda bir problem yok. Ama elifi elif ince olduğu için sat kalın olduğu için sata tutturduğumuzda buradaki elifin inceliğini sata transfer etmemeliyiz. O zaman ne olur? O da S olur. Sat sin olur. O bakımdan kalın geçeceğiz. Eos, eos, eos gibi. Bunlara dikkat edelim. Yani ince harften 7 tane istila harfi dediğimiz kalın harfe geçerken efendim kalın harflerin kalınlığına dikkat edelim. Ve ince harfin inceliğini kalın harfe transfer etmemeye çalışalım. Eb, eb, öb, Şeddeleri okuyorum. Ebbe. Ebbe. Öbbe. Et. It, Et. Öt. Ette. Ette. Ötte. Es. Es. Öz. Esse. Esse ıs Kalkalı harflerine dikkat edelim. Onları titrek babında. Önce Ence Öncü Etçe Etçe Ötçe et et Eh Eh üh. Eh Eh-ha, eh ha. eh ha. Noktalı olan. eh Eh, 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 Yine kalkal harfi. Del. END END öd. Ette. Itte. Et, Ötte. De. Vel peltek. Ez, iz, öz, Ezze izze tayyibun izze özze. Evet ra harfinin harekesine göre inceliğine ve kalınlığına dikkat ediyorum. İkinci kuralda hatırlarsanız ra sakin ra'dan önceki harf fetha ve dam ra kalın kesre ise inceydi bunları burada uygulayacağız. El, er, ir, ir, Erra. 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 Z keskin. Ez. iz, Öz. Ezze. İzze. Özze. Sin harfi de keskin. Safir sıfatı var. Es. İz s ESSE e s şin harfi dil ortası ş İŞ ÜŞ EŞŞE İŞŞE ş Sat harfi, inceden kalına geçerken satın kalınlığına dikkat edelim. Eos, 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 Eos'a, Eos'a, Eos'a. Aynı kalınlığı şetrede verdim. Datta kalın. Dil kenarı dat. Dikkat edelim mahrecine. Ev. 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 Elva, Elva, Elva. Da harfi, kalın harf, kalkılı harfi olduğuna dikkat edelim, Titretelim. Enzo, Enzo, Enzo. Etta, Etta, Etta. Da, it da, it da. harfi hem peltek, hem kalın, kalınlığına kalın dikkat edelim geçişlerde ev 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 evva, ev ilva ayın harfini boğazımızı büzerekten çatlatmaya gayret gösterelim er 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 e e e ve in kalın geçişlerde kalın geçişe dikkat edelim. eu 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 r eu İki u r harf deyince f İf, if 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 kaf harfi kalın ve kalkalı harfi kalkalısına dikkat edelim eq 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 kef harfi her ikisi de ince. Fakat dil kökü ek ek ök ekke ekke ökke Burada da daha önceki harekeli sayfamızda almış olduğumuz kef elifin cezimli halini ve şedde halini de burada harekeli olarak aldık. Uygulayalım ek e ik e uk e ek e ik e uk e lam harfi ince harf inceden inceye geçiş el el und elle illa ulle. İkiz de ince harf. M, M, M. Şeddeli mim ve şeddeli nunlarda teşdit mahal ne olduğu için, şeddeli ve gunneli olduğu için bir buçuk elif miktarı tutmaya özen gösterelim. Ve sesi de burnumuza verelim. Gunne olduğu için. Gunne, genizde başlayıp burundan çıkan ses demektir. Emme M, Ümme İkisi ince harf. En En Ün Enne Enne önne. Vav'ın ince bir harf olduğuna dikkat edelim ve dudaklarımızı mutlaka öne doğru uzatalım. Ev, 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 Elif ve H ince harf. E E Ö, E H E H Ö, H Evet burada da harekeli bölümde olduğu gibi lam elifi de cezimli ve şeddeli olarak iki harf olan lam elifi de burada ne yaptık? Uyguladık. Okuyalım. El E eh. İl-e Ül-e Elle-e e, ül -e. Elle -e. -e Ülle-e Böylece cezimli ve şeddeli harflerimizin seslendirmesini burada tamamladık. Şimdi bu hazırlamış olduğumuz elifbağımızın en zor sayfasına geldik. Bu sayfada bütün elifba'daki harfleri beşer tane aldık. Elif, B, T, S, C, Bunları önce metli olarak, sonra cezimli olarak, sonra da şeddeli olarak birbirine vurduracağız. Şimdi tabii ki e, bize hep şu bu elifbayı okuduğumuzda şöyle sorular geliyor. Kur'an'da böyle kelimeler yok ki bunlar nereden bulundu? deniyor. Buradaki gayemiz, bunlar da Kur'an'ın harfleridir. Elif, B, T, F Cim, ondan sonra da H, H, D, Z, ra sırasıyla 27 harf, 28 harf böyle devam ediyor. Beşer tane metlisi, cezimlisi ve şeddelisi. Gayemiz bunları cezimli ve şeddeli olarak birbirlerine vurdurmak ve Kur'an'daki şeddeli ve cezimli harfleri daha kolay okumayı sağlamak. Bu şekilde İki şeddeli harf, belki iki cezimli harf yan yana geldiği için, arka arkaya peş peşe geldiği için, okuma zorlaştığı için zordan öğretip Kur'an'daki kelimeleri daha kolay okumalarını sağlamayı amaçlıyoruz. Zaten Kur'an'daki kelimeli olan harfler de bir ahire diğer sayfalarda gelecek. Onların çalışmasını da yapacağız inşallah. Evet, önce kalem tekniğiyle okuyorum, sonra normal olarak okuyorum. شلون جبه هجلي ا ب kesik hali e bet sec e, e bet sec i bit sec i bit sec u but sec u but sec şimdi şiddetli halleri e bet tessece ebet tessece i bit tis si ci i bit tis si ci u bit tis si ci u bit tis si Şimdi diğer beş harfimiz metde olarak H, H, -h D,

خيد زيج حي خيد زيج ح خد زور ح خد زور شت ح خد ذرا ح خد ح zi-ci hı-hı-düz-zi-ci düz zü hı hı düz zü Şimdi diğer beş harfimize geldik. Önce mette halleri. z-s-

gizimli halleri z s şias va z s şias va z c şias lı z s şias z z s şias v zü sü şü şi, s Şimdi şeddeli halleri. Z. Seş. Şes. Sa. Va. Z seş. Z seş. Şes. Sa. Va. Z. Seş. Şes. Sı. Si, Vı

طوضعا وفا طي ضي عي غي في ضي ضي عي غي في

gelelim. O kö le me ne O ke le me ne Di ki li <Sessizlik> mi ni di ki cezimli hallerini okuyalım. Ka kel men ka kel men gı kil min gı kil min gu kül mün gu kül mün Şimdi şeddeli halleri. Ka kel lem me ne ve kellem me ne qil kil lim mi qil kil lim, mi, lüm mü Şimdi son dört harfimize gelelim. Önce metli olanları V H L Y V H L Y V H L Y V H L

hel le ye ve hel ye ve hel le ye ve hel li, ye ve hel le ye ve hel, li, ye. Ve, hel, li, ye. Ve, hel li, ye buraya kadar bütün 28 harfin hem metli, hem cezimli, hem de şeddeli harflerini önce heceleyerek kalem tekniğiyle sonra da doğru okuduktan sonra onu normal bir şekilde, hızlı bir şekilde okuyarak okuduk. Şimdi artık Kur'an'ın kelimeleri olan bölüme geldik. Bu bunları daha önce kalem tekniğindeki sayfamızda da okumuştuk ama burada da bir tekrar olacak en azından önce heceli sonra da normal bir şekilde okuyalım. Hı vel la hu, hı vel la hü. el ve hi dü el ve hi, dü. es sa me dü. الصمد الواجب الواجب الظاهر الظاهر الباطن الباطن باقي. الباقي السيد السيد الهادي الهادي اشش في Eşşefi'u Es-sa Bı-ru Es-sabı-ru el el Daha önce de yaptığımız gibi bu kelimeleri birleştirerek okuyalım ki talebe kelimelerin de birlikte birleştirilerek başlarındaki vasıl hemzelerinin kalktığını efendim öğrenmiş olsun. Daha önceki sayfamızda da kalem tekniğinde bunları göstermiştik. Hı <hü> ve la hül ve hi diyorsa me dü. هو الله الواحد الصمد ال و ج تكرار يوم ال و ج الواجب الظاهر الباطن الباقس سيد الهادي الباقي السيد الهادي اش fi us sa b rul eş Şimdi de bu videomuzun son bölümünde nesih hatlı Kur'an-ı Kerimlerde okunması zor olan kelimeleri seçtik ve bu kelimelerin harekeleri biraz kayık olduğu için acaba hangi kelime, hangi hareke, hangi harfe aittir? Bunların mütalası zor olduğu için bunları tekrar beraber bir okuyacağız inşallah. mesela bu birinci kelime olan bu kelime ve la vele ve la de okunabilir. Acaba hangisi? Burası şuraya bakalım. Lem yüz keris mü de okunabilir. Harekeye göre lem yud kiras mü de okunabilir. Yahcedune de okunabilir. Yechedune de okunabilir. Ama biz doğrusunu okuyalım ki bu Nesihatlı Kur'an-ı Kerim, bu Hamit Aytaç'ın efendim Kur'an-ı Kerim'i, yazmış olduğu Kur'an-ı Kerim. Ondaki zor kelimeleri çıkardık. Bunları zaten nasıl okunduğunu öğrenirsek gerisi çok daha kolay olacak. Okuyan bu e, Kur'an'dan okuyan kişiler için. Okuyorum kalem tekniğiyle. Ve la te yem me mu ve la te yem me mu mu hil lis saydi mu hil lis صيد لم يذكر اسم لم يذكر اسم يجحدون يجحدون وفي نسختها وفي نسختها Buraya dikkat edelim. Burayı çoğu kişi okuyun dediğimizde veli yallah diye okudular. Halbuki gördüğünüz gibi burada iki tane y var. Lam birinci y olan noktalı y'ye şeddeli olarak vuruyor. İkinci s şeklindeki y'nin de fetası var. Yani burada iki tane efendim y olduğuna dikkat edelim. Ve li yi yallahu.

yemkusu, vậy yemkusu, le, wa, quih, le wa quih, fal, yu, at, dill, zitumine, fal yu at dill zitumine Burada dikkat edeceğimiz şuradaki vavlar. Bakın bu küçük hemzeler vavları üzerine geldiği için, üzerine oturduğu için onları bir kürsü olarak kullanmış. Yani buradaki vavların hiçbir okunma efendim özelliği yok. Direkt olarak üzerindeki efendim hemzeleri harekesiyle okuyacağız. Burada da aynı şekilde vavun üzerine oturmuş. Bu vav bu küçük hemzenin cezimli olan hemzenin kürsüsüdür. Veli Direkt olarak buraya vuracağız. Efendim, zi tümine diye zaten okuduk. Bi melkine, bi melkine, bi lihyeti, bi lihyeti ve lü, lü, en, ve lü. Lü en gördüğünüz gibi burada da küçük hemzeler vavları kürsü olarak kullanmış. Vavları okumuyoruz. Li me nil er Li me nil erhu. Ve la ye teli. Ve la ye teli. E te ni yallahu atani yallahu buradaki yenin elifi maksuru olduğunu tekrar hatırlatmakta yarar var. Fetha olan bir kelimeyi çoğunlukla elif çekmekle beraber bazen y, bazen de vav çeker demiştik. Burada t'yi fetha harekeli olan fetha çekerli olan t'yi met y çektiği için de buna da elif maksuru diye hatırlatmakta yarar var. ve ma yechadu ve ma yechadu kul lun yechri kullu ve u serrih künne ve ü künne rih bunları teşrit Şedlerin olduğu için bir miktarı tutacağız dedi. kün ile tuttuk. Ve-me-neb-te-gay-te B'deki kalkar, unutmayalım. ve me neb te, vay -te. le min azmi le min azmi Li mey men ye şe ı Li mey ye şe ı Burada gördüğünüz gibi birbirine çok benzeyen iki tane limen ve lemin var. Bunu da lemin okumak mümkün, limen okumak da mümkün. Burayı da limen okumak ve lemen okumak da mümkün. Peki bunu nasıl çözeceğiz? Şimdi buradaki birinci harfin ne olduğunu biliyoruz. Fakat harekesi kesre midir, fetha mıdır? Bakın. Şu şekilde koyduğumuzda fetha kesreden daha çok öne çıktığı için demek ki lamın harekesi burada fetha. Lemin. Burada koyduğumuzda da kesre fethadan daha çok öne çıktığı için efendim lamın harekesinin kesre olduğunu görüyoruz. Evet demek ki bu lemin azmi, bu da limen. Limen yeşâ'ı. Evet. Ve te -i ye he ve ta ye -ha. Evet. Bazı talebelerimiz buralara okurken şu fetayla şu iki feta arasında uzunluk farkı olduğu için sanki bu t ile h'yi daha fazla çekeceklermiş gibi bir kanıya varmışlar ve diye okuyanlar oldu. Hayır. Hat icabı eğer yazılan efendim bir yazıda aradaki bağlantılar uzunsa o zaman hattat da buradaki fethaları harekeleri daha uzun yazabiliyor. Yani harekenin fethanın bu fetadan uzun olması efendim bu fethayı daha çok uzatacağız veya çekeceğiz anlamına gelmez. Bütün harekeler üstün olsun, esre olsun, ötre olsun kısa okutur, uzatmaz. Burayı bir daha okuyorum ve te-i-ye-ha ve te i ye, -ha. Ve te -i -ye -ha. es ha -bul meş e me es ha -bul e -meti. Burayı Pertekfe okuyanlar da oldu. Biz ne demiştik? Pertekfe'yi Şin'den ayıran özellik Şin'de 3 tane diş var demiştik. Bakın sayalım. 1, 2, bir de şu üzerindeki çıkıntı üç tane diş. Bunun şin olduğunu bize söylüyor. Vel nehmil vel nehmil teb halu teb halu Burada bir hatırlatma yapalım. Harekeli bir lamın önünde Ötra harekeli bir lamın önünde hareketsiz bir vav var. Bu bunun metnidir. Bunu biliyoruz. Fakat hemen şu soru geldi talebelerden. Hocam bu vavın met olduğunu bize anlatmıştınız. Met vav olduğu. Lamı çeken met harfi vav. Ama bu elif neyin nesi dendi? Genelde çoğul vavlarının önüne gelen okunmayan eliflere elifi cemir çoğul elifi diyoruz. O bakımdan bu harf bu kelimenin çoğul bir kelime olduğunu bize belirtiyor. Yani elifi cemiyo dememiz de yeterli. Çoğul elifi dememizde yeterli. Yeb halü. Yeb halü. E fe a yi ne. E Ve nü fi Ve fi Bil duhli. Bil بالبخل واللائي لا ما نبأها فلما نبأها Çet dilimimi teşdit marbu neden dolayı bir buçuk elimi kadar tuttuk. Onu unutmayalım. Ve neccini ve neccini ve Yenet ve zeyyenet ye te rab bes ne ye te rab bes ne Böylece Nesih hatlı Kur'an'da seçtiğimiz okunması zor olan kelimeleri de okuduk ve videomuzun bu bölümünü bitirdik. Bundan sonraki videomuzda namaz surelerimizi ve namazda okuyacağımız müezzinlik dualarını öğreneceğiz ve uygulayacağız inşallah.